Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz motosiklet üzerine ve motosikletin en artık hani bu işe nasıl başlarız, nasıl ilerletiriz, neler gerekli, onları açıklayacağım size. Geçen bir hesap yapmıştım ben bu kaçıncı motorum acaba diye. Bu 12. motorum olmuş arkadaşlar. Biraz pimpirikli bir adam olduğum için maalesef ikinci el motosiklet hiçbir zaman ben sağlıklı bir şekilde bakamadım. Malum insanımız abartma ve yalan söyleme konusunda uzman olduğu için ben bu riske girmedim arkadaşlar. Hani daha yüksek model almak yerine sıfır, daha alt bir model almak benim her zaman daha tercihim oluyor. Neyse, konumuza gelecek olursak, daha önceden motosikleti hiç kullanmamış olan arkadaşlara mutlaka ama mutlaka ilk tavsiyem kesinlikle sağdan soldan arkadaşlarımdan hani motor alıp veyahut da küçük böyle eski tarz motor alıp kullanmaya başlamasınlar. Çünkü yanlış yani uyguladıkları o hareketler daha sonradan alışkanlık yapıyor ve o alışkanlıkları terk edemiyorsunuz. Hani terk ediliyor elbet ama çok zamanınızı alıyor arkadaşlar. O yüzden motosiklet alacaksanız bir kere yani işin açığı paranız zaten olmak zorunda. Hani ciddi bir sermaye gerektiriyor, onu söyleyeyim. Yani en azından şöyle söyleyeyim, hayatta kalmak istiyorsanız ciddi bir sermaye gerektiren bir, hani kimine göre hobi, kimine göre genel bir ihtiyaç. Öncelikle bu arkadaşlar zaten şu anda bu gelişim kurslarının çoğu artık ehliyet verme yetkisine sahipler. Gitsinler oradan ekstra fazla saat hani satın alarak yani tecrübelerini geliştirsinler, öğrendiklerini pekiştirsinler arkadaşlar. Çok faydasını görecekler. En azından doğru başlayıp doğru gidecek bu arkadaşlar. İkinci mevzu, belli bir miktar paranız var. Yani bu motosiklet için bütçe ayırırken kesinlikle ama kesinlikle sadece motosiklet için bütçe ayırmayın arkadaşlar. Çünkü mutlaka ekipman almamız gerekecek. Yani orta seviye bir ekipman düzdüğünüz zaman size bunun maliyeti arkadaşlar 2000 lira civarında olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama 400-500 liralık bir kask başlangıç için yaklaşık 350-400 lira civarında monta para vereceksiniz. 200-300 TL arasında pantolona para vereceksiniz. 300 ila 500 lira arasında bot ve son olarak yani en azından başlangıç seti olarak düşündüğümüzde son olarak eldivene de 100 ila 250 lira arasında bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Yani bu da ortalama 2000 lira kadar bir rakama tekabül ediyor. Peki bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ekipmanlarınızı aldınız, motosikletinizi de aldınız. Ama şöyle bir şey var, motosikleti trafiğe çıkarabilmeniz için plaka çıkartmanız lazım. Plaka çıkartmanız için ruhsat sahibi olmanız lazım. Ruhsat sahibi olabilmeniz için ise sigorta yapmanız gerekiyor. Yani zorunlu trafik sigortası. Şimdi bu konu çok değişkenlik gösteriyor. Bunun sebebi sigortayı çıkarttırırken bulunduğunuz konum, aldığınız motosiklet, yaşınız, yani bunlar çok etkiliyor. Yani bu ücreti inanılmaz derecede etkiliyor. Benim bulduğum belde küçük bir yer, misal ben 175 lira mı 179 lira bir sigorta ücreti çıktı bana. Ama ve lakin arkadaşım 1000 lira civarında bir sigorta ücreti çıkmıştı kendisine. Çünkü hem ilk motoru hem de 30 yaşından küçüktü kendisi. Yani ilginçtir, 30 yaşını doldurduğunuz an sigorta ücreti arkadaşlar neredeyse yarı yarıya düşüyor. Hani haberiniz olsun.
Benim tavsiyem şu anda sigorta ücretleri çok yüksek olduğundan dolayı mutlaka ama mutlaka bir büyüğünüzün üzerine yaptırmanız motosikleti. Ve bunu motosikleti satın almadan önce faturasını onun üzerine düzenlemeniz gerekiyor. Bu anneniz, babanız, dedeniz olabilir. Yani bu da ortalama yaklaşık 600 lira arasında 1500 lira arasında bir gider oluyor. Yani sizin motosikleti almadan önce cebinizde bir 3500 lira ekipman ve plaka ruhsat için bir ücret bulundurmanız şart. Daha sonradan üzülmeyin. İkinci el motosiklet alacaksınız. Ne yapacaksınız? İkinci el motosikleti satın alabilmeniz için arkadaşlar motosikletin üzerinde herhangi bir borç gözükmemesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Gerçi noterde motorun herhangi bir şekilde bir borcu harcı varsa zaten satın alım işlemi gerçekleşmiyor. Bu arada sıfır motosiklet alırken dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da MTV'nin ödenip ödenmediği. Şimdi bazı motosiklet firmaları bunu zaten ödüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Misal biz 2016 yılındayız. Alacağınız motor 2015 model sıfır. Yani depoda beklemiş veya satılmamış olabilir. Bu motosikleti alacağınız zaman mutlaka şeyi sorun. Yani çünkü 2015 yılından beri bekliyor. Biz şu anda 2016'nın son çeyreğindeyiz arkadaşlar. Yani 2016'nın ikinci taksine kadar, yani yaklaşık 2015'ten 2016'ya kadar 4 tane ödenmesi gereken MTV'si oluyor bunun. Bunların ödenip ödenmediğini mutlaka kontrol edin ve yani doğrulattırın. Çünkü bazı satıcı arkadaşlar hani bunları belirtmiyorlar. Daha sonradan ekstra masraf çıkmış oluyor. İkinci el motosiklet alırken dediğim gibi borcun harcının mutlaka kapatılması gerekiyor. Ve size tavsiyem arkadaşlar, motosiklet veya araç ne olursa olsun satış yaptığınız zaman orada anlaş satış bedeli var. Ne anlaştıysanız onu yazın. 2 gün sonra bir şekilde mahkemelik olursanız bir şekilde siz bunu yani kazanırsanız, eğer oraya düşük bir rakam yazılmışsa o düşük rakama hani razı gelmiş olursunuz. Yani o yüzden orada şeyi kaçırmayın yani. Böyle yalan yanlış bazıları şey diyor, yani biraz az yazalım falan filan. Çünkü bu işin ticaretini yapanlar, oradan yanılmıyorsam, ekstradan bir gelir vergisi ödüyorlar. Onu düşük göstermek adına oradaki rakamı oldukça düşük yazıyorlar. Neyse, motosikletimizi aldık. Ekipmanlarımız tamam. Eğitimimiz de tamam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi ekipman mevzusuna gelecek olursak arkadaşlar, daha önceki videomda da belirtmiştim ama tekrar söyleyeyim. Hiçbir zaman hani multifonksiyon dediğimiz tarz şeyler almayın, ekipman almayın. Misal hani 4 mevsimliğe geçer. Yani 4 mevsim, o zaman da dediğim gibi aldığınız zaman üzülürsünüz. Yazın pişersiniz, kışında donarsınız. Onun dışında başka bir şey yok. Yani yeni motosiklet veya da motosiklet almakla ilgili yapacağınız işlemler ve gideriniz ortalama bu kadar. Tabii motosiklette aldığınız zaman size oradan sorarlar, plakayı biz mi çıkarttıralım diye.
Tabii nereden baksanız 100-150 lira kadar çoğu yer sizden ayak ücreti alıyorlar. Hani bu işlemleri kendileri gerçekleştirdiğinden. Size tavsiyem, plakayı kendiniz çıkarttırın. Bunun için ise motosikleti aldığınızda size verilen evraklarla birlikte bir sigorta firmasına gidiyorsunuz. Size en ucuz teklif veren kimse, o sigorta firmasından ilk baş sigortanızı yaptırıyorsunuz. Elinizdeki sigorta ve ek bir evrağıyla emniyete gidiyorsunuz. Oradan ruhsat çıkarma işlemlerini hallediyorsunuz. Şu an için 2016 yılı için 190 lira ruhsat ücreti alıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonradan size oradan plaka basabilmeniz için bir tane fiş verecekler. O fiş ile birlikte gidip şoförler odasından plaka bastıracaksınız. Şimdi bu kimi yer 12 lira alıyor ama ödeyeceğiniz plaka basım için en yüksek tutar 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi sigorta ücreti muamma. Ha şunu da söyleyeyim. Misal motosikleti sigortada ucuz, yani düşük çıksın diye annenizin, babanızın veya dedenizin üzerine yaptırdığınızda ruhsat çıkarmanız için kimin üzerine yaptırdıysanız o kişinin orada bulunması gerekiyor. Çünkü imza atması gerekiyor. Bir imza için mecbur orada durmanız lazım. Emniyet yakınsa yeterli oluyor aslında. Hani imza yetkisi falan verebilebiliyor ama yanılmıyorsam bu yetkide 70 mi 110 lira mı o civarda bir şeydi. Geçen yıl 70 lira civarındaydı. Şimdi 110 lira civarı bir rakamdan bahsediyorlar. Yani en yakın emniyetten zaten çok rahat bir şekilde çıkarttırabilirsiniz bu işi. Büyük şehirlerde randevu almanız gerekebilir. Onu söyleyeyim. Yani bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de motosikleti faturası kesilmeden önce, teslim almadan önce mutlaka bir sağına soluna bakın arkadaşlar. Bir fabrikasyon, bir hata var mı? Veya taşımadan kaynaklı bir problem var mı? Özellikle çim malı motorlar taşınırken veyahut da fabrikadan montajlama esnasında eksiklikleri, kusurları olabiliyor. En azından bunlar bu onarımlar yapıldıktan sonra veyahut da kusurlar giderildikten sonra fatura kesilmesini isteyin ve ödemeyi o zaman yapın. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hani motosiklet almayı düşünen arkadaşlar için 3 aşağı 5 yukarı giderler bunlar. Bunun üzerine de artık alacağınız motosiklet ücretini ekleyeceksiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.